Sevgili izleyenler merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Bugün 29 Eylül Çarşamba ve bugün çok özel bir konuğumuz var. Ben şahsen çok heyecanlıyım. Hocamızın kitaplarını okudum. Çok duygu yüklüyüm. Böyle her an sanki ağlayacak gibi hissediyorum kendimi ama inşallah kendimi tutacağım ve çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çok değerli mütefekkir, şair ve gönül dostu Sayın Ali Ulvi Kurucu bugün bizlerle birlikte. Hocam uzun yıllardır Medine'de yaşıyor ama zaman zaman Türkiye'de gelmekte. Ve Türkiye'de olduğu şu günlerde bize vakit ayırdı, lütfettiler, geldiler. Kendisiyle muhteşem bir sohbet yapacağımıza inanıyorum. Ve eminim sizler de bizden ayrılamayacaksınız programımızın boyunca. Saat 15'te haberlerimiz var. 15'e kadar hocamla beraber olacağız. 15'te haberlerden hemen sonra gezip gördükçe var, öğün var ve programımız saat 15.30'a kadar devam edecek sevgili izleyenler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah afiyettesiniz, iyisiniz. Şükürler olsun. Sizler çok iyi görüyoruz zaten, iyi görünüyorsunuz. Hamdolsun. Ben hemen şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Aslında bizler pek çok şahsiyet sizi çok yakından tanıyoruz ama siz gençlere çok özel bir önem atfediyorsunuz. Belki genç kardeşlerimiz içerisinde sizi çok yakinen tanımayanlar olabilir. İsterseniz hayatınıza şöyle Konya'dan, doğduğunuz yerden yola çıkarak bir bakalım. Konya'dan Medine'ye nasıl bir yolculuk başladı? Evet. Daha sonra sohbetimiz devam etsin. Evet. Kitaplarımda yazdığım ve şeyler. Ben Konya'da doğdum, 1922 yılında. Babam, dedem, amcam alim idiler. Kur'an aşıkı, irfan aşıkı kimseler idiler. 9-10 yaşımda hafız oldum, Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Ondan sonra Arapçaya başladım. Babam ilim aşıkı olduğu için ilk ve orta tahsilinden sonra Mısır'a gönderdi beni. Mısır'a gönderdi. Seni okutacağım ben dedi. Ezher Üniversitesi'ne gittim. 1940'tan 46'ya kadar orada kaldım. Böyle Medine'ye gittik. Mekke'ye gittik. Onlar Medine'ye döndüler. Ben Mekke'den hac ettikten sonra Mısır'a döndüm. Kahire'ye döndüm. 1946'ya kadar orada kaldım. Evet. Daha sonra Medine'de? Sonra Medine'ye geldim. Medine'de 1939'dan artık 40'tan bugüne kadar Medine'deyim. Senelerce böyle evkafta, vakıflar müdürlüğünde sicillat ve inşaat müdürü oldum. Oradan Sultan Mahmud'un kurmuş olduğu Mahmudiye Kütüphanesi'ne müdür oldum. Oradan sonra Mushaf Şerifler Kütüphanesi'ne müdür oldum. Arif Hikmet'e geçtim. Arif Hikmet Kütüphanesi idaresinden sonra emekliye sevk edildim. Ondan sonra artık sık sık gelebiliyorum memlekete. Çok evet. Daha kolay oldu diyorsunuz. Tabii. Çok böyle hızlıca söylemiş oldunuz hocam ana hatlarıyla. Fakat ben kitaplarınızı, eserlerinizi okurken o kadar güzel bölümler var ki. Örneğin dedenizin mesela 50 yıl hiç para almaksızın imamlık yapması var. Biraz anlatır mısınız efendim o şahsiyeti? Efendim o nesil hayran olunacak bir nesil. Onlardan gerek dedem, gerek babam, gerek amcam. Amcam artık son zamanın üstadların üstadı oldu. Konyalı o kadar sevdi ki amcamı. O sevgiyi görmekle imanım tazelendi. İmanım tazelendi. Çünkü dedem çok ihlaslı, feragat sahibi, vatan aşkıyla, din, iman, fazilet aşkıyla dolup taşan bir insandı. Evet, kitaplarımda yazdığım gibi 50 sene bir camide vaizlik yapmış, imamlık yapmış, hatiplik yapmış, bir de mahallenin çocuklarını okutmuş. Hem halkını irşad ediyor, bazı nasihatte bulunuyor, çocuklarını okutuyor. 50 sene. Hatta tarihimde geçer, nenem anlatırdı. Sonbahar geliyor dedi. Hocam bir pazen alsanız da bir entari diksem. Parası yok dedi. Şatır derler. Konya 35-40 kilometre uzaklıkta bir köy var. Dedemin köyü aslen. Orada bir tarlası vardı. O tarlayı tarla, tohum dedemden ekip biçen kaldıran ortak halinde. İşte oradan gelen, satılan buğdayı veya arpanın parasıyla dedem bir sene geçirir maaş almaz. Maaşsız
irşat yapar, namaz kıldırır, vaaz eder, insan yetiştirir. Bir paten alsan da hocam, enteri yapsam dedim, inşallah dedi. Günler geçiyor, hava serinlemeye başladı. Dedim ki dedi, nenem söylüyor. Hocam, bu cami halkının, mahalle halkının hiçbir zevki yok mu? Bu hocanın da hanımı var demezler mi yahu? Bir yardım edilmez mi? Deyince Muhsin'e, adını söylemedi, Fatma'ydı ismi. Muhsin'e derdi, iyilik yapmayı seven kadın. Bir de Allah'ı görür gibi ibadet eden kadın. Muhsin'e. Muhsin'e, aman sakın bu tükürüğü yutma demiş. Tükür, zehirlenirsin. Evet. Eğer bu tükürük Beyşehir Gölü'ne düşse balık yaşamaz. Muazzam bir şey. Muazzam bir şey. Bunu bir ideal olarak, aşk olarak, iman olarak söylüyor. İman ne kazandırır insanı bahsinde geleceğiz inşallah. Konuşacağım evet. Bunu. Konuşmak istiyorum yani. Buradan gelelim hocam. Yani iman hakikaten ne kazandırır insana? Evet. Çok güzel bir sual. İmanın kazandırdığını şu ayeti kerimeyle izcilerimize, izleyenlerimize ilan edelim, açıklayalım. Bakara suresinde bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. Allahu veliyyul lezine amenu yukhrijuhum minez zulumati ilen nur. Maali Allah müminlerin velisidir, veli emridir. Dostudur, sevgilisidir. Bu yüce dost ne yapar müminlere? Onları karanlıklardan nura çıkarır. Karanlıklar çuvaldır, cemidir. Nur tektir. Karanlık o kadar çok ki fikir karanlığı, ruh karanlığı, akıl karanlığı, ahlak karanlığı, cemiyet karanlığı, zulüm karanlığı, zulmet karanlığı bütün bu karanlıktan tek olan nura çıkarıyor ki o nur kafi geliyor. Aynen. Tabiatın lambası olan güneşin solmasıyla, batmasıyla kainat karanlık içine alıyor. Ormanlardaki simsiyah oluyor. Caddeler, şehirler, köyler, kasabalar simsiyah oluyor, karanlıkta her tarafı istila ediyor. Bir tek lamba. Aynen bir tek lamba olan güneşin doğmasıyla da bütün karanlıklar siliniyor. Bu neyi gösteriyor? Fakir bunu bir şiirimde şöyle dile getirmek istemişim. Dış alem için ay ve güneşler ne demekse elbet bu nizamın bozamaz seyrini kimse. İç alem imanla o nispetle gerektir. Ta haşra kadar böyle devam eyleyecektir. Ta haşra kadar iman böyle devam eyleyecektir. Evet. İman böyle insana Allah'a dostluk kazandırıyor. İmanı olan bir kimse Allah'ın dostu oluyor. Allah onun dostu oluyor. Ve karanlıklardan onu nura kavuşturuyor. Hayat, insanlığın hayatı, peygamberlerin hayatı, bilhassa İslam hayatı bunlarla doludur. Şu misali vermek isterim. Arap aleminin Hansa isminde şair bir kadını vardı. Hansa. Bu kadının şiirdeki mahareti, ağıt, rasa, ölmüş bir kimsenin iyiliklerini, meziyet ve menkıbelerini zikredip ağlamak, ağlatmak. Ağıt. Evet. İslam'dan evvelki harplerin birinde bu kadının Sahır yani Kaya isminde abisi ölmüş. Yaralanmış ölmüş. Bu kadın o abisi için şiirler yazdı. Şiirler o kadar yanık. Gözyaşı bestesi. Alevler güftesi. O şiirlerde öyle mısralar var ki der ki ey ayın 14'ü ağabeyimin kabrinin tarafından geliyorsun. Ziyaret ettin mi kabrini? Ey bahar bulutları, nisan bulutları. O tarafa doğru gidiyorsun. Ağabeyimin kabrine gözyaşı dökecek misin? Ey rüzgar, o tarafa gittiğini görüyorum, esiyorsun. Ağabeyime selamlarımı götürecek mi? Ağladı, ağlattı. Cihanı yasa boğdu bu kadın. Şimdi bu kadar ağlayan kadını başka bir safhada, başka bir alemde göreceğiz. İslam oldu, Müslüman oldu. Şeref-i İslam ile müşerref oldu, Peygamber Efendimiz'i gördü. Müslüman olduktan sonra Hazreti Halid ibn-i Velid'in başkumandan olduğu
savaşların birinde 4 tane oğlu şehit oldu. Bir tane ağabeyi ölen hanımın 4 tane oğlan evladı bir savaşta şehit oldu. Hazreti Halid dedi ki kumandanlarına, yahu bu kadın bir ağabeyi için dünyayı yasa boğdu yahu. Ne herkes ağlattı. Nasıl taziye edeceğiz bunu, gelin bakalım. Yıldırlar teyze hanım başın sağ olsun. Ne dese beğenirsiniz. Yavrularım beni taziye etmeyi tebrik edin. Ben 4 şehit anası oldum dedi. İmana bakın. Evet. İman ne kazandırır cevabına kadının hali. Ben 4 şehit anası oldum. Zira ben fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden işittim ki mahşerde mahşer halkı susuzluktan kavrulacakmış, yanacakmış. Lahut'tan bir sada, bir nida gelecekmiş. Ey mahşer halkı! Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa'nın Havz-ı Kevser'ine gidin. O Kevser'den, Havz-ı Kevser'den bir yudum içen susamayacak. Binaenaleyh. 4 tane yavrum bana 4 bardak getirecekler, o günü bekliyorum. Hepsi ağlıyorlar. Ağlıyorlar. Filan ağlatır. Gene bir gün Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin devlethanelerindeydik. İslam'a hizmet, dine hizmet, davaya hizmet, insan olmak, Müslüman olmak ne ister, neler ister, neler bekler filan diye konuşulurken Şeyhülislam Hazretleri bir ifadede bulundular. Çocuklar, Türk ve Arnavut boşnaklardan müteşekkil bir talebe grubuyla gitmiştik ziyaretlerine Mısır'da. Evet. Çocuklar, yavrularım, garip kalan davamız öyle fedakarlık ister ki, öyle candan çalışan mücahitler ister ki, davasının uğrunda dünyasını değil ahiretini fedaya hazır olacak dedi. Dünyasını değil ahiretini. Ahiretini dahi fedaya hazır olacak dedi, buyurdu. Bu söz bana ağır geldi biraz, anlayamadım. Ahiret nasıl feda edilir? Bana küçük Ali derdi, Ali Yakup Bey'e büyük Ali derdi, fakire küçük Ali derdi. Zeki insan anlamış benim tuhafıma gittiğini. Küçük Ali, eğer peygamberin ashabı gibi İslam'ı anlarsan tuhafına gitmez. Misal vereyim dedi. Hanzale isminde bir delikanlı vardı Peygamber Efendimiz'in gününde, sahabiden. Evlendi. Boy abdesti alacak, gusülhaneye girdi, yıkanacak. Medine sokaklarından Peygamber-i Zişan Ühüd'e hareket etti. Ühüd harbi oluyor. Mekkeliler gelmişler. Harp için gelmişler. Peygamber-i Zişan hareket etti. Allah ve Resulünü seven peygambere kavuşsun. Yetişsin diyor. Eli kılıç tutan Peygamber-i Zişan'a kavuşsun diyor. Hanzele bunu işitti. Gusülhanede yıkanacak. Hanımına dedi ki, hanım ver elbiseleri, ben gidiyorum. Hanzele, nereye gidiyorsun, sen cünüpsün, nereye gidiyorsun? Peygamberim gitmiş, ben duramam. Ve o gün şehit oldu Hanzele. Peygamber Efendimiz harpten döndükten sonra annelerimize şöyle buyurdular. Hanzele'nin hanımı, gelin kızı bu, taziye edin, başı sağ olsun. Selamlarımı, dualarımı söyleyin, Allah ecrini çok eylesin. Geldiler, gelin kızı taziye ettiler. Kızım, Resulullah'ın selamı var, dua ediyor, sabır tavsiye ediyor, Allah'tan sana ecirler diliyor. Yalnız Peygamber Zişan şu suali soruyor dediler. Ne suali? Hanzele evden nasıl ayrılmış deyince kadının gelin ağlamaya başladı, sormayın. Hanzele cünüp gitti, Hanzele perişan etti kendini, lafımı dinlemedi, bıraktı gitti. Ağlıyor hanım, gelin. Onlar da tuhaflarına gitti onun. Peygamber Efendimiz'e döndüler. Ya Resulullah, emriniz üzere Hanzale'nin hanımını taziye gittik. Selamınızı, duanızı tebliğ ettik. Hanzale evden ne şekilde ayrıldı deyince gelin feryadı figana başladı. Sormayın. Hanzale evden cünüp gitti dedi. Peygamberin cevabına bakın kızım. Buyurur ki, yahu şehit yıkanmaz. Gördüm ki meydanda
harp meydanında. Melekler indi Hanzale'nin cenazesini yıkıyorlardı. Allah, kulum sen benim uğrumda fedakarlık gösterdiğinde ben seni cünüp mü bırakırım kabre? Meleklerime yıkattırırım seni. Evet. Sabri Efendi merhum onu böyle dedi. Evet. Çok güzel. İmanın neler kazandırıyor insana? İman bunu kazandırıyor insana. Mesela Büyük Akif, Allah kabrini cennet eylesin. Ruhu şad olsun. Akifler vücuda getirsin Cenab-ı Hak. İnşallah. Akifler yetişsin memleketimizde. Vatanını, milletini, ırzını, namusunu, bütün varlığını müdafaa eden Çanakkale şehidi için yazdığı şaheser şiirde der ki, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. İnsan bir defa ölür. Bir defa ölecek, mutlaka ölecek. Bu ölüm şerefli olmalı, bir dava uğrunda olmalı. Millet için, din için, iman için, namus için olmalı. Senin kanın tevhidi kurtarıyor, İslam'ı kurtarıyor, ne büyüksün sen der. Bir de, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Peygamber sevgisini gösterirken der ki, sana bir kabir yapmak isterdim ben, bir türbe yapmak isterim. Şiirde geçer, şöyle yapsam, şöyle yapsam, şöyle yapsam, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana der. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Peygamber kucağını açmış seni bekliyor. Hangi türbe peygamberin kucağına muadil ve müsavi olabilir diyor, ağlıyor, ağlatıyor. Şiirde ince bir nokta daha var ki Akifler yazabilir bunu ancak. Akiflerin ilhamına aktedebilir bu nurlar. Ey şehit oğlu şehit, sen değilsin şehit. Bu davada senin baban da bu uğurda gitti, deden de bu uğurda gitti. Dul bıraktığın hanımın, öksüz bıraktığın yavruyu beşikte sallarken Allah'ım yavrum bu vatan uğrunda şehit olacak diye yaşar. Yavrusunu şehit olmak için. Türk'ün anası kızım, Türk'ün anası evladını askere gönderirken ağlamazdı. Niçin? Peygamber ocağına gidiyor yavrum. Evet. Vatanımı müdafaa edecek, dinimi, ırzımı, şerefimi müdafaa edecek derdi. İmanın kadarında da bunda işte. Evet, iman evet. İnsanın hayatının bakışını, her şeyini diyorsunuz. Bir anda değiştirebilecek, bambaşka bir ortama getirebilecek kadar güçlü bir duygu. Evet, çok kısa bir aradan sonra hayatın içinden devam ediyor sevgili izleyenler. Sayın Ali Ulvi Kurucu ile birlikteyiz. Ve hocam hemen şunu sormak istiyorum. Din ve edebiyat, sanat, bunlar nasıl örtüşür? Evet. Yan yana gelir mi bu iki kavram? Gelirse birbirlerine kattıkları zenginlikler nelerdir diye sorsam. Evet. Çünkü siz hem şairsiniz, hem tesiple uğraşıyorsunuz, hem hatla uğraşıyorsunuz. Evet. Efendim, aynı suali bana birçok gençler sordular. Yerinde bir sual. Hocam, yaşın 80'e yaklaşmış. Bu yaşa kadar edebiyatta bu kadar meşgul olan, şiiri bu kadar seven bir kimseye suallerimiz var dediler. Hele geçen sene bir sohbette çok zeki bir çocuk şunu sordu. Hocam, İslam'da güzel sanat anlayışı nedir? Evet. İslam güzel sanata, estetik mevzuuna nasıl bakar? Allah o anda şu ilhamı, şu cevabı bahşeyledi bana. Şöyle dedim evladım, İslam çirkini güzel yapar, güzeli daha güzel yapar. Güzeli güzelliğinde bırakmaz, onu da tekamül erdirir. Çirkini güzelleştirir bir, güzeli daha güzel eyler. Gençliğimde Mısır'da Muhammed Ali Paşa'nın sarayında bir levha görmüştüm. Büyük hattatımız Şevki Efendi'nin bir levhası. Sülüs Celi yazıyla yazmış. Yazı fevkalade, tezhip fevkalade şöyle diyordu. Bir hadisi yazmış. Ravel Hasan an Ebil Hasan an Ceddil Hasan inne ahsenel Hasan el hulukul Hasan. Hasan güzel manasına.
Güzel olan Hasan rivayet ediyor. Hasan'ın babası olan Hazreti Ali'den rivayet ediyor. Hasan'ın dedesi olan Muhammed Mustafa'dan rivayet ediyor. Ne o rivayet edilen nedir? İnne ahsenel hasen, güzelinde güzeli var. El hulukul hasen, güzel ahlak. Evet. İslam edebiyat derken edebin manası nedir? Terbiye, fazilet, ahlak, incelik, zarafet, ne diyebilirsin? Diyin artık. Edep, edep levhası altında, edep kaynağından fışkıran bütün güzel şeyler. İnna Allahu cemilun yuhibbul cemal. Allahu Teala güzeldir, güzeli sever. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnna Allahu ketebel ihsan ala kulli şey. İhsanı her şeye yazmıştır. Her şeyin ihsan üzerine. İhsan demek iki manası var ihsanın kızım. Birisi güzelleştirme. Haseni güzelleştirme. İkincisi iyilik yapma. Üçüncüsü hiçbir peygamberin, hiçbir alemin beyan edemediği, bulamadığı bir mana. Allah'ı görür gibi ibadet etmek, ihsan. İbadetin ruhu, duanın ruhu, Allah'a kulluğun ruhu oluyor. En ta'budallaha ke enneke terahu, ihsan odur. Allah'ı en güzel şekilde ibadet etmek, nasıl görür gibi ibadet etmek. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor. İhsan budur. İhsan burada güzel ahlak diyor. Her şeyi en güzel şekilde yapmak diyor. Evet, İslam'ın güzel sanat anlayışı çirkini güzel yapar, güzeli daha güzel eyler. İslam'ın deminki bahsettiğimiz iman bahsinde Hucurat suresinde güzelin aşkla, sevgiyle alakasını ifade ediyor. Ayet-i kerime buyurur ki, ey iman edenler, ey müminler, Allah habbebe ileykümül iman. Allah imanı size sevdirdi. İman için insan en sevdiği şeyleri iman uğrunda feda ediyor. Çünkü Allah onu her şeyden daha çok sevdiği için. Allah sevdiriyor. Evet. Allah imanı size sevdirdi. Sonra ayetin devamında çok ince bir nokta daha var. Ve zeyyenehu fi kulubikum, gönüllerine de imanı ziynetledi. Ben şöyle tarif ederim. İman bir levha. Allah'ın sevdirdiği bir levha. Tezhibini de Allah'ın yaptığı bir levha. Gönlünüzde bir levha var. İman levhası ki cihan kıymet. Hayatınız boyuna hayatınızı veriyorsunuz da imanınızı vermiyorsunuz. Hayatınızı imanınıza değişmiyorsunuz. Allah böyle bir imanı sevdirdi. İmanı sevdiren Allah'tır. Sanki müminin kalbine bir levha halinde yerleştirmiş imanı, sevdirmiş, tezhibini de o yapmış, ziynetlemiş. Bunun için mümin her şeyini veriyor. Bendeniz hat sanatımız diye son zamanlarda birkaç şiirim var. Eğer vakit olursa tabii hocam okuruz. Onlardan okuyayım. Benim sadece şiir değil, hatta da aşkım var. Evet. Severim. Hattat diyelim, severim. Kardeşim Hattat'tır. Hat sanatımız. Edebiyattan hatta geçtik, güzellik diye. Evet. Estetik. Aşkın ezeli hasretinin bestesi sanat. Aşıkların Allah'a gönülden sesi sanat. Bambaşka tecellilerin esrarını havi, bir vahiy ilahi gibi tesiri semavi. Bir başka zemin, başka zaman çerçevesinde eşsiz güzelin vaslına ermek hevesinde. Sevdası gönüllerde denizler gibi taşkın, yükselmede ruh hüsnüne yandıkça bu aşkın. Hasan atının nurlu feyiz kaynağı dindir, ruhun ezeli aşkına dil vermek içindir. İnsan bürünürken o temaşadaki vecde, miraç olur Allah'a gönüllerdeki secde. Miraç-ı temaşada gönülden duyulan haz,
Rüyalara, hülyalara, dünyalara sığmaz. Dünyalara sığmaz bu temaşa, onu sade. Gözlerden akan yaşlarımız eyler ifade. Hisleriniz coşar gönlüden. Nasıl olur bu dediklerinde ifadeye sığmaz. Ağlarsınız. Ancak gözyaşı, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın ayetleri okunurken müminler secdeye kapanırlar diyor ağlayarak. Bu ağlama da onların aşkını artırır, veydini artırır, huşuğunu artırır. Ona dünyalara sığmaz bu temaşa onu şahide. Gözlerden akan yaşlarımız eyler ifade. İnsan bu temaşaya dalar vecde gelir de gönlüyle yaşar kaç asır evvelki devirde. Hayrette kalır maddeye mana nakışından. Hat sanatının çağlayan olmuş akışından. Şükranla yaşarken o şehadetli huzuru seyrana dalar ölmez eserlerdeki nuru. Zira bu eserlerdeki hikmet dolu mana mazileri atiyelere aksettiren ayna. Mabet ve saraylardaki binlerle kitabe insana hayat dersi veren canlı hitabe. Ayet ve hadislerle bezenmiş nice levha, nakşetmede eşsiz güzelin aşkını ruha. Has sanatı Osmanlı dehasıyla kemale, ermiş ve yetişmiş bu mehabetli cemale. Ecdadımın ebda ve heybetli tekamül, ta haşre kadar hep açılıp solmayacak gül. Hala o eserler iri günler gibi zinde, bir taze bahar alemi zevk inceliğinde. Bir sır esiyor ruhuma manalı sesinden, aşıkları mesteyenin ulvi nefesinden. Cennetlerin ufkunda o meşhur Hafız Osman, didara mülaki yazıyor Hazreti Kur'an. Rakımla yesari yaşıyor veydile hala, altınla değil nurla yazılmış yazılarla. Sami ve Şefik Bey gibi üstadlara ait, şahane celi seyrine hız vermedi Hamid. Her levhası göklerden inen bir ulu mahya, ilham geliyor mucizelerden bu dehaya. Gür imparatorluk ediyor ruhuna tesir. Hamid, o büyük imparatorluktan eserdir. Atide nesiller onu üstad bilecekler. Takdirle büyük namını yad eyleyecekler. Sanattaki bir zervede rahmetli Halim'di. Yaşlar dökerek yad ederiz namını şimdi. Son yüzyılın üstadları bir ayrı güneştir. Rahmetli evet en büyük üstadlara eştir. Tarzında bir engin denizin müsati vardı. Her kıtayı sürat ve baharetle yazardı. İlham alarak aşkına sanat pınarından, ruhundaki coşkun denizin dalgalarından, dünyamızı şahane eserlerle donattı. Hat sanatı fermanına imzasını attı. Destur alıyorken o güzeller güzelinden, hat sanatı coşkun sel olup aktı elinden. Her kıtası bir başka hüner, başka değerdir. Yerden yedi kat arşa açık pencerelerdir. Nur üstüne nur vasf-ı ilahi tecelli etmiş gibi vicdanı sarar nurlu teselli. Allah onu geç yaşta visal ufkuna çekti. Kalsaydı biraz ah ne eserler verecekti. Kur'an-ı Kerim yazması beklendiği anda bir gül gibi heyhat o emel soldu cihanda. Sır perdesinin ardını Allah bilir ama bir misli kolay gelmez eminim bu cihana. Hayranlar elbet onu her an anacaklar. Mecnun gibi Leyla'yı anarken yanacaklar. Gök kubbede rahmetle anılmak ne saadet. Lütfet bizi Rabbim bu mükafatı ne şehadet. Bu hat sanatına ait çok bir de tensip var. Eğer bak vaktiniz varsa. Rahmetle anılmak. Okuyalım evet. İsterseniz biraz daha konuşalım, daha sonra okuyalım hocam. Vaktimiz var, uzunca vaktimiz var. Olur. Ben şunu sormak istiyorum. İzleyicilerimiz de çok merak ediyorlar eminim. Siz Akif'i çok seviyorsunuz. Akif'in safahatını ezbere biliyorsunuz. Tüm şiirlerini çok yakından takip ediyorsunuz. Akif'in büyüklüğü nerede? Ve Akif gibi, Yahya Kemal gibi büyük şairler artık niye yetiştiremiyoruz? Sadece şair diye bakıyoruz Akif'e. İşte birkaç lisanı çok iyi konuşuyor. Pek çok konuda ilim sahibi. Nedir o kadar onları iyi yetiştiren, böyle kalıcı eserler vermeye teşvik eden şey? Efendim,
bir Akif demek bambaşka bir alem demek. Kültür muhiti, yaşadıkları muhit, babası bir kere Temiz Tahir Efendi diye anılan Fatih Dersi Ambarı'ndan bir zat imiş. Akif küçük yaşında hafız oluyor. Safahatının, birinci safahatının ilk şiiri Fatih Camii. Tahliyeyle geçtiğimizde büyük Fransız münakkidi Anatol Frans der ki bir şairi veyahut bir müellifi anlamak için onun yetiştiği asra bakın. Hangi şartlar içinde yetişmiş, hangi devirlerde yetişmiş, şartlar mı zorlamış onu? Akif'in yetiştiği şair olduğu devlere bakın. Pozitivizm yıkmış maneviyatı. Pozitivizm yıkmış, materyalizm perişan etmiş. O günlerde şairlerimiz değil camiye girmek, camiyi geriden seyrediyorlar, dışarıdan seyrediyorlar. Camiye girmek bile onlara zor geliyor, giremiyorlar. Akif, Fatih Camii için der ki, bu bir mabet değil, mabuda yükselmiş ibadettir Allah. Fatih Camii mabet değil, kendisi bir ibadet. Taştan, tuğladan yapılmış bir yığıntı değil, tuğla yığını değil, bir ibadettir Allah'a yükselmiş. Yükselmeyi kastediyor. Bütün derdi evladım Muhammed Ali'ye diye gölgeler, son divanı olan gölgeler de bir şiir var. Der ki bir nüshayı kübra idin oğlum elimizde. Sen benden okurdun beni, ben senden okurdum. Yüksekliğin idrakimi yorgun bırakınca ruhumla ulaştım diye şairliğe vurdum. Ruhumla ulaştım diye şairliğe vurdum. Şiirin başı hilkatteki ahengi ezelmiş. Lakin ben o ahengi ne duydum ve ne duyurdum. Yıktım koca bir ömrü de baykuş gibi geçtim. 45 yılın eyyamı harabında oturdum. Yoktur elemimden hüsavır kubbede bir iz. İnder safahatımdaki hüsran bile sessiz der. Bu kadar mütevazi, bu kadar hafız olmuş, Kur'an-ı Kerim'lemiş. Baytar Mektebi'nde okumuş. Sonra Akif büyük bir tarafı daha kendine İslam şairi vazifesini yükledikten sonra İslam şairi olacağım aşkına gönlünü kaptırdıktan sonra bir gün gençliğinde yazdığı şiirleri okumuş. Ruhu isyan etmiş. Sobaya atmış, yakmış onları. Evet. Bir şairin şiirini yakması, ihmal edildiğine razı olmaz şiir. Şiiri zor yazılır. Bilhassa aruz vezniyle yazılan şiir. Başından geçmeyen bilmez kızım. Evet. Başından geçmeyen bilmez. Aruzda şiir yazmak çok zordur. Hislerinizi, fikirlerinizi aruz kalıplarına girdireceksiniz. Ve ahengini temin edeceksiniz. Gönüllerde yaşayabilecek şiirleriniz. Bu zatın şiirlerini sobada yakması... Öyle diyor ki Allahu Teala buyuruyor. Senektubu ma kalu. Kullarımın söylediklerini dosyaya getiriyoruz. Yazacağız. Kıyamette eline vereceğiz. İkra kitabek. Sen kendi dosyanı kendin incele. Kendi dosyanı kendin incele. Hakkında hüküm sen ver diyeceğiz. Bunu düşünüyor yahu. Davaya ait, İslam'a ait, vatana ait, imana ait hiç şiir yok yahu. Bu zat şiirlerini yakıyor bir. Bir de değil İslam'ın dinin bile kabul edilmediği pozitivizmin hakimiyeti günlerinde İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım diyor. Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Haykır. Kime lakin hani sahipler yurdun? Ellerde yatanlar sağa baktım, sola baktım. Evet. Akif'i ruhumun tercüman olarak buldum. Ruhuma tercüman, aşkıma tercüman, imanıma tercüman. İstiklal Marşı geliyor. Milli kurtuluşumuz milletçe. Bu kadar şair var memlekette. Onlar da yazıyorlar şiir. Büyük Millet Meclisi'nde Hamdullah Sopi Bey
Akif Bey'in İstiklal Marşı'nı 4 defa okur, ayakta dinlenir hepsi, alkışlar içinde. Bu adam bu kadar mütevazi bir insan ki kızım, evvela İstiklal Marşı'nı yazmaya iştirak etmiyor. O günün Maarif Vekili, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sopi Bey diyor ki, üstadım sizden bir hareket görmüyorum. İstiklal Marşı'nı hazırlamıyorsunuz, şairler şiirlerini getiriyorlar, bekliyoruz şiirlerini. Diyor ki Hamdullah Sopi Bey, para vaat ediyorsunuz, ben nasıl yazarım yahu? Ben o parayı nasıl alırım? Ben orduma elimden gelse, askerime, Mehmetçiğe yardım etmek istiyorum. O günlerde Hasan Basri Çantay'dan işittim bizzat. Maal sahibi, Kur'an-ı Kerim'i maal yazdı. Akif Bey'in can ciğer dostu. Taceddin dergahında milletvekiliyiz diyor, orada kalıyoruz. Soğuk oldu bir gün diyor, Basri Bey, bugün ben bir serinlik hissediyorum. Üstadım benim paltomu giyin, olsa giysem olur mu? Benim paltomu giydim de gitti de gitti diyor. Paltosu dahi olmayan insan, Hamdullah Supi Bey, ben İstiklal Marşı'nı nasıl yazarım ki? Para vaat ediyorsun üstadım, almayalım, verin de orduya bağışlayayım dedi diyor. O günlerde İstiklal Marşı herkes yazar, getirirler. O okunur, o okunur, o okunur. Şairli adedini pek bilmiyorum da 700'e yakın şiir diye kulağıma geldi. 700'e yakın İstiklal Marşı yazılıyor, elden geçiriliyor her biri, Akif'inki beğeniliyor, ayakta Büyük Millet Meclisi'nde 4 defa okunuyor. Bu neyin ifadesi bu? Ruhu, milletin ruhuna tercüman, evet, sevilen insan. Allah rahmet eylesin. Amin. Sonra bir de Akif'e ben o kadar aşık olmuştum ki davasına, üslubuna, aruzda yazmasına. Mısır'da talebeyken geceleri yurtta hacet namazı kılıp, ya Rabbi Mehmet Akif gibi şair olayım. Eyvallah. Dua ederdiniz ya. Allah'ım şahit buna. Mehmet Akif gibi şair olayım derdim. Kendisi için yazdığım şiirlerin bazıları şöyle. Akif diye haykırsam ufuklarla beraber, Akif diye feryadıma ses vermedi her yer. Akif diye feryadıma ses vermedi her yer. Evet, tek gayesi rahmetle anılmaktı vatanda, Allah'ı sevenler onu anmakta cihanda. De ki bir kıtada bir dörtlük yazmış. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, günler bu heyulayı da elbet silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama, sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir? 7 safahat yazmış, hala sessiz yaşadım diyor çünkü doymayan bir imanı var. Evet. Doymayan bir aşkı var, doymayan bir vatan sevgisi var, Allah rahmet eylesin. Evet sevgili izleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Programımızı açarken hocamız olan birlikteliğimizin saat 15'e kadar süreceğini söylemiştim. Ama o kadar çok telefon aldı ki ve sohbet o kadar güzel gidiyordu ki hocamızdan ayrılmak istemedik. Bir süre daha birlikte olacağız. Telefon eden herkese çok teşekkür ediyoruz ama canlı bağlantı yapmak istemiyoruz. Çünkü çok fazla vaktimizi alacak bu durum. Ama gönülden teşekkür ediyoruz arayanlara, sağ olsunlar. Ve hocamıza çok fazla arayan olduğunu söylediğimiz zaman hocamız şöyle bir şey söyledi. Medine'de bulunmak, o topraklarda yaşamış olmak bize çok dost kazandırır dediniz hocam. Neyi kastettiniz böyle söylerken? Evet. Şunu söylüyorum. Medine-i Münevvereli olmak, Peygamber-i Zişan'a komşu olmak bize çok dost kazandırıyor. Evet. Gençler, iman gençliği, ahlak gençliği, irfan gençliği bana bazı sualler soruyorlar. Hocam ne tavsiye ediyorsunuz? Şunu tavsiye ederim. Beklenen Müslüman dünyası için, bilhassa memleketimiz için beklenen asrın ihtiyaçlarına müdrik yetişmiş kadrolar. Asrın ihtiyaçlarına müdrik yetişmiş kadrolar. Evet, kadro çok mühim. Bu da tabii yüksek tahsil gençliğiyle oluyor. Bazı sohbetlere gidiyoruz, tanışalım gençlere diyorum.
siyasal bilgilerden, hukuktan, edebiyattan vesaire vesaire bütün fakültelerden gençler gelmiş. Memleketin bütün bahçelerinden derilmiş bir demet gül. Yahu siz benim kabul olan dualarımsınız, gerçekleşen rüyalarımsınız diyorum. Ben Allah'tan sizi istedim, böyle bir neslin yetişmesini istedim. Allah verdi, bahçıvan kızım. Anadolu'da bir tabir var. Bahçıvan diktiği, ektiği fidanın meyvesini yerse bahtiyar olurmuş. Ben de dualarımın kabulünü görmekle bahtiyar oluyorum elhamdülillah. Böyle bir gençlik yetişti. Kitapta mesela hemen oradan şuraya geçmek istiyorum. Bir bölüm vardı benim çok hoşuma gitti. Amcanız da aynı şekilde öğrenci yetiştirmekten çok büyük mutluluk duyduğunu hep söylermiş kitaplarında. Ve şöyle bir bölüm var. Fatih Sultan Mehmet de alim yetiştirmek için büyük gayret sarf ediyor. Ama yakındaki insanlar diyorlar ki hocam... Padişahım çok para harcıyorsunuz. Evet. Çok para harcayıp çok az insan yetiştiriyoruz. Evet. Nasıl olacak bu deyince şöyle bir cevabı var. Çok hoşuma gitti. Alimler peygamberlerin varisleridir. İlim adamı peygamber vekili olmak kolay bir şey mi? Evet. Bunun için bu meslek çok fire veriyor. Evet. Diyor. Çok güzel bir ifade değil mi hocam? Efendim Şeyhul İslam vekili Zahidül Kevteri isminde büyük bir alim var idi. Mısır'da idi kendisi. Bayram ziyaretine gittik. Bazı talebeleri sordu. Arkadaşım onlar hakkında dua istiyorlar efendim dedi. Dua istiyorlar kelimesinden Zeki Hoca anladı. Dedi ki çocuklar, hocam Ali Sonyalı ismindeki hocamdan bir Fatih'e ait bir kıssa işitmiştim. Onu size de söyleyeyim, kolay değil bu işler dedi. Fatih Sultan Mehmet'in bütçe müzakereleri varmış. Bakanlar gelmezden evvel, vezirler gelmezden evvel masadaki kağıdın üzerine bir rakam yazmış. Medreseler tahsisatı diye onu müdafaa edecek. Meclis başlamış. Maliye Veziri, Maliye Bakanı konuşmaz olmuş. Zeki Padişah anlamış. Veziri Semir'im, bütçe müzakeresi zaten halinizin konuşması lazım burada. Bizlerin dinlememiz lazım. İstifa ediyorum padişahım demiş. Galiba medreseler tahsisatı diye şu kenara yazdığım rakam gözünüze battı vezirim. Evet padişahım, adam yetişmiyor diyeceksiniz. Veziri Semir'im, benim işaret ettiğim müesseseden insan yetişecek. İnsan üstü alim yetişecek. Alim demek peygamber varisi demek. Her meslek fire verir, bilhassa bizim bu meslek, bu ilim mesleki. Şeytan düşmanı bu işin, nefis düşmanı bu işin, dünya düşmanı bu işin. Çok fire verir, büyük feragat ister, büyük sabır ve ahlak ister. Binaenaleyh, %5 yetişiyor mu padişahım? O da mı yetişmesin artık? Yetişiyor mu? Kazandık davayı. %95'i o 5 için sarf edeceğiz. Çünkü bakacağız, değil fire mi? Verir dedik. Niye benzer? Şunu benzer. Şunu misal olarak padişah, Zeki Padişah misal vermiş. Kahverengi, kurşuni, siyah bir kumaşı, kanalizasyon atın. Kurusun sarık diye başınıza sarın. Hiç kimse görmez ve bilmez. Fakat demiş beyaz bir tülbende sinek konsa farkına varır. Alim budur. Evet. Çünkü alimlere ben şu kıymeti vereyim ve vermemiz lazım. Bunun için müdafaa ediyorum bu davamı demiş. Sizden de rica ediyorum. Vezirine söylüyor. Alimler peygamber varisi. Bundan iki mana çıkıyor. Birisi ey alimler, ey ilmi temsil kadrosu alimi diye geçirenler. Vazifenizi bilin, kendinize gelin, vazifenizi müdrik olun. İnsanlık cemiyetler sizden peygamberlerden bekleneni bekler. Ne kadar ağır bir yük değil mi? Ağır bir yük. Alim. Kim bu alim ya? Peygamber varis. Peygamber kim? Evvela peygamberi bilmek lazım. Peygamberi bildikten sonra alimin kendine gelmesi lazım. Allah Allah yahu ben öyle bir temsil kadrosuyuz ki biz peygamberlerden bekleneni bekliyormuş cemiyetler, insanlık bizden. İkinci mana dedi, ey ümmeti Muhammed, ey insanlar, cemiyetler, kitleler, alimin kıymetini bilin her şeyi alimle. İlim gittim her şey söner, ölür. Bu aynı şeyi amcam rahmetli söylermiş. Hacı Veysel'de Konya'nın çok sevilmiş
alim, arif ne derseniz diyeyim, peygamber varisi işte. Peygamber varisi nasıl olur dediğiniz mi amcam gibi zevatı gösterebilirsin rahat rahat. Öyle demiş. Ve kitapta ben yine okudum, siz muhakkak söyleyeceksiniz. Evet. Kendi oğlu esnaf olduğu için dükkanına gidip açmayan, değil mi? Tabii. Evladını bir alim olarak görmek istediği için esnaf olduğunu öğrenince dükkanına gitmek istemeyen çok özel bir şahsiyet. Evet, söyleyeyim bunu da. Evet, buyurun hocam. Evet. Çok güzel. Örnekler çok güzel. Amca dedem, amcamın oğlu, büyük oğlu, Allah rahmet eylesin, vefat etti birkaç sene evvel. Kumaş dükkanı açmış. Kumaş dükkanı Konya'da büyük bir, iyi bir müessese. Para kazanır. Amcam dükkana tebrike gitmemiş. Amca dedem, annesine söylemiş, anne herkes tebrike geldi dükkana, babam henüz gelmedi. Sorayım oğlum demiş. Hocam böyle böyle olmuş, evet. Niçin deyince demiş ki, Meryem, yengemin ismi Meryem idi. Ben Mehmet'in ilmi icazet namesini tebrik etmek isterdim. Evet. Ben Mehmet'in ilmi icazet namesini tebrik etmek isterdim. Ve Hayreddin Karaman hocalar, Hayreddin Beyler, amcamın talebelerindendir. Herkes biliyor tabii. Evet, yetiş- amcam bu fidanları yetiştirdi elhamdülillah. Bu fidanlar ağaç oldu bugün. Hayreddin Bey bir alim oldu elhamdülillah. Muazzam, şeref veriyor memleketimize. Çok sevdiğim bir kardeşimizdir. Onları okutmuş. Onların gününde öyle demiş amcam. Bazı engeller varmış da dost şeklinde görüşüp de işlere düşman olanlar, amcamın çalışmalarına mani olmak isteyenler olmuş. Da hocam, bu durumu fark edenler var evet, tabii. Evet, fark edenler var. Hocam bu münafığa, bu iltifat fazla diyenler olmuş. Şöyle demiş, yavrum, evladım, ben şuyum, beni bilin. Bir talebenin yetişmesi uğrunda bin münafığın kahrını çekerim demiş kızım. Bu çok, bu söz, çok... Biz dostun kahrını çekemiyoruz yahu. Değil mi? Biz dostun kahrını çekemiyoruz. Ki bin münafığın, bin kahrını, münafığın kahrını çekerim demiş ki Peygamber Efendimizin taşlandığı gün kavmine beddua etmediği gibi. Taşlanıyor, beddua etmiyor. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Kavmime hidayet ve doğru yolu göster Allah'ım. Bilmiyorlar bunlar. Peygamber taşlanmayacağını bilseler taşlamazlardı. Fakat taşlıyorlar. Hidayet ver diyor. Bu peygamberin varisi böyle oluyor işte. Evet. Her türlü zorluk karşısında bile beddua etmiyor. Beddua. Hayır duada bulunuyor. Evet. Kolay bir şey değil o hali yakalamak muhakkak. Hocam, öğrenciliğiniz sırasında kütüphane müdürlüğü yaparken pek çok önemli insanla tanıştınız. Zamanın alimleriyle veya o vakit genç olup da sonradan işte Seyyid Kutup gibi çok büyük eserler bırakacak olan insanlarla karşılaştınız. Sait Havva gibi pek çok insan. Onlardan bize neler söylemek istersiniz? Çünkü pek çok yerde gezdiniz, ilimin çok yoğun olduğu meclislerde bulundunuz. Bu meclisler sizlere ne kattı? O gençlerin ilk halini gördünüz. Neler söylemek istersiniz? Efendim, tabii çok şeyler oluyordu. Bendeniz her hac, her mevsim Medine-i Münevvere'nin, Mekke-i Mükerreme'nin dolup taştığı o milyonlarca insanla dolup taştığı günlerde Hazreti İbrahim'in duasına hayran oluyor idim. İbrahim Aleyhisselam bilirsiniz, ayet-i kerimelere de geçer. Vahiy aldı, ya İbrahim, genç ailen Hacer'le süt emen oğlun İsmail'i Mekke'ye götüreceksin, oraya bırakıp geleceksin. Emri aldı. Aldı genç hanımıyla süt emen yavrusunu getirdi Mekke'ye. Torbalarında kalan nevaleden, ekmekten ne kaldıysa, tulumda kalan suyu bıraktı. Allah'a emanet olun, ben gidiyorum dedi. Hacer annemiz sordu, nereye gidiyorsun? Filistin'e gidiyorum. Tabii bilmiyor kadıncağız, ne için oluyor bu işler. Demiş ki Hacer annemiz, ya Eba İsmail, İsmail'in babası. Araplar ya Eba İsmail derler, oğlunun adıyla. Evet. İsmail'in babası. Eğer ablam Sariye'yle geçimsizliğimden dolayıysa tevbe edeyim. Ayağının altını öpeyim, yapmayın bana bunu. Sariye'nin dahli yok, Allah'tan aldım emri deyince imanlı kadın, teslimim. O beni bırakmaz, bırak git diyor. Peygamber Efendimiz anlatır. Rivayet buyururlar. Bırakıp
giderken Hazreti İbrahim devesinin üzerinde arkasını döner bakar. Derede kadıncağız yavrusunu kucağına almış, elleri semaya açılmış, Allah'ım beni bırakma. Kocam bıraktı fakat sen bırakmazsın diyor. Bu acıklı sahneyi gören İbrahim Aleyhisselam şu ayeti kerimeyi, bu duayı yapar ki ayette geçiyor. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Maali şerifi Allah'ım, ey benim İsmail'in, Hacer'in ve bütün kainatın Allah'ı. Allah'ım emir ve fermanın üzerine genç ailem Hacer'i, yavrum İsmail'i Mekke'deki bir vadiye bırakıp gidiyorum. Fakat sana emanet ediyorum. Senin Kabe'ne komşu yapıp gidiyorum. Kabe yok henüz. Fakat Kabe'nin yerini biliyor. Senin Kabe'nin civarına misafir bırakıyorum. Sana emanet ediyorum. Sana tevdi edilen emanet zayi olmaz Allah'ım diyor. Ondan sonra Hacer annemiz ekmek bitiyor, rızık bitiyor, su tükeniyor, sütü çekiliyor, yavru ağlamaya başlıyor. Kimse olmadığı gibi oturacak kulübe yok. Öyle bir imtihan, öyle bir iman şaheseri ki, tablosu ki, ifadesi mümkün değil. İfadesi güç. Yanındaki tepe, Safa derler oraya, oraya çıkıyor. Acaba Safa tepesinin arkasında bir kabile, bir çadır, bir yer var mı? Bakar yok, kimse yok. Merve'ye doğru, karşıdaki tepeye doğru gider. Yolda, ya Rabbi başıma gelen günahımdan dolayı affediyorum, tevbe ediyorum ben affeyle diye koşarak. Herbele derler, orada evet. Koşarlar. İnşallah siz de hacca gittiğinizde koşacaksınız inşallah. İnşallah. Orayı süratle yürünür böyle. İki yeşil lambanın arasındadır. Orada 7 defa oluyor. 7.sinde Merve'ye Merve'ye varıp da dua ederken 7 defa oluyor. 7.sinde dua ederken İsmail Aleyhisselam'ın çocuğun bulunduğu yerde kuşlar inip çıkıyor. Kuşların inip çıktığını görünce annemiz, Hacer annemiz, eyvah yırtıcı kuşlar hayvan çocuğu parçalıyor diye koşarak geliyor. Bakar ki gözyaşı halinde bu pınar, zemzem, bir gözyaşı halinde sızmış. Kuşlar ona geliyor. Kuşlar suya konmaya geliyorlar. Ondan sonra şükrediyor, havuz çeviriyor, akmasın gitmesin diye. Peygamber Efendimiz buyurur ki, eğer Hacer annemiz havuz yapmasaydı bir nehir halinde akacak idi, ırmak halinde akacak idi, akarsu olacak idi, kuyuda kalmayacak idi. Fakat havuz çevirdi, zemzem, dur dur. Zemzem demek İbrani dilinde dur dur demekmiş. Ama akma mübarek su. Akma, içti, doydu, içti, kandı. Şam'dan Yemen'e bir kafile gidiyordu, deve kafilesi. Kervan başı kuşlar gördü. Sordu, dedi, yahu burada su var mı yakınlarda? Yok. Bu kuşlar suya konar. Gelin bakalım, gidelim, baktılar ki bir hanım yavrusu kucağında. Suyun başında. Allah'ın kulu nesin sen? Böyleyim. Kocam bıraktı gitti İbrahim. Bıraktı gitti, kaldım. İçiyorum, doyuyorum. Biz de gelsek olur mu? Buyurun, siz de gelin. Cürhum kabilesi oraya geliyorlar. O vatan tutuyorlar. Evet, buraya yani şunu söylemek istiyorum ki Allah'ım İbrahim'in duası Allah'ım bunları rızıklandır, beslesen nimetinle. Bir de İnsanlardan bir takım kimseleri buralara aşık kıl. Gönlerini meylettir buraya. Görüyorum ki binlerle insan, milyonlarla insan parasını, pulunu, evini, her şeyini bırakıyor. O kuru Kabe'ye geliyor. Niçin bu? Cazibe. İlahi cazibe çekiyor onları. İmanı artıyor insanın. İmanı kemal buluyor. Benim asıl söylemek istediğim şudur. Bu kadar gelen, hacca ve ömreye gelenlerin içinden en çok beni alakadar eden yeni Müslüman olmuş kardeşlerimiz. Evet. Amerikalı, İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, Japon, Hindu yeni Müslüman olmuşlar. Bunları görmek istiyordum. Görünce soruyorum bunlara, niçin Müslüman oldunuz? Cevapları çok tuhaf oluyor. Kur'an'ı açar açmaz diyorlar, Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
İlk ayeti okuyoruz. Bütün medhü senalar, övgüler, saygılar alemlerin Allah'ı olan Allah'a ait, Rabbül Alemin'e ait. O layıktır bu işe. Tevhidle doluyoruz. Fakat bu Rabbül Alemin'in gönderdiği kitap nedir? İndirdiği kitap nedir? Gönderdiği peygamber nedir? Derken peygamberi araştırmak icap ediyor. Bakıyoruz. Her şeyse harika. Allah'ın kudreti çağlayan halinde akıyor peygamberin hayatında. Babasını annesinin karnında kaybediyor. Annesini 6 yaşında kaybediyor. Dedesini 8 yaşında kaybediyor. 10 tane oğlan evladı olan fakir amcası Ebu Talib'in yanında kalıyor. Mekkeliler ona yetimi Ebi Talib diyorlar. Ebu Talib'in yetimi Muhammedül Emin diyorlar. Bu peygamber vahiy geliyor, peygamber oluyor. O kadar çileler çekiyor ki taşlanıyor, beddua etmiyor. Taşlanıyor, beddua etmiyor. İnsanlığa bu kadar aşık. Yaptığı hizmetten bir kuruş almıyor. Sakın bana ne vereceğiz falan diye düşünmeyin. Benim rızkımı Allah verir diyor. Böyle de bir abide, fazilet abidesi, ahlak abidesi. Ondan sonra diyorlar, kaçıyor. Mekkeliler kadir kıymetini bilmiyor. Muhacir oluyor, Medine'ye gidiyor. Ansarını topluyor. Ordusunu topluyor. Mekke'ye mükerremeyi kurtarmaya geliyor. Geldiği gün Mekke'ye affu umumi, genel affu ilan ediyor. Sehpaları kuracağı yerde, istiklal mahkemeleri kuracağı yerde. Herkesi affediyor. Affediyor. Affetmesiyle kimsenin söyleyecek sözü kalmıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Mekke ile beraber gönülleri fethediyor. Derler ki, şuklarından bunu işittim. İnsanın ihtiyar ve iradesini kaybettiği o anda devesinin boynuna secde ederek giriyor. Fetih suresini okuyor. Allah'ım bu lütfu bana veren sensin. Seni bana unutturma Allah'ım, seni unutmayayım diyor. Bu seni bana unutturma, seni unutmayayım Allah'ım, beni bana bırakma sözü o kadar yanık, o kadar gönülden bir yakarış ki Allah'ım la tekilli ila nefsi tarfede aynim, bir an için olsun beni bana bırakma Allah'ım. Feyiz ve lütfunu kesme benden Allah'ım diyor. Onları görmek imanıma tazelik veriyor. Evet. Ne kadar güzel. Ben başlangıçta gençlerle karşılaşmanızın, oradaki alimlerle karşılaşmanızın size neler kattığını sormuştum. Örneğin kitapta yine ben rastladım. Yanılmıyorsam Pakistan'dan gelen, Endonezya'dan gelen, evet, bir zattan bahsediyorsun. Onu da en son anlatır mısınız hocam? Onun ifadeleri de çok güzel çünkü. Endonezya'dan gelen zat Doktor Muhammed Nasır. Eski, evet, Endonezya başbakanlarından, Hollanda zamanında falan başbakanlık yapmış. Kültürlü bir insan. 1973'te gelmişti. Ütel'de ziyaretine gittim. Seccadesi serili Ütel'de sordu. Bu sene de Türkiye'den hacı var mı dedi. Var efendim. Ne kadar? 155 bin dedim. Ağlayarak secdeye kapandı. Maşallah. Ağladı, secdeye kapandı. 155 bin. Böyle diyorlar dedim. Dedim efendim, yok mütehassıs oldunuz. Kalbimin durmadığına şükret dedi. Hiç beklemiyordum ben. 10 hacıyı gönderemeyen Türkiye hükümetleri 155 bin hacıya döviz verecek, pasaport verecek, buyurun dedi, getirecek ve götürecek. Allah'ın teyidi var burada ya. İmana kuvvet veren bu ilahi din Allah'tan güç alıyor. Allah haydır, haydır, kayyumdur. Allah ölmez. Ölmeyen, hayyum, baki olan Allah'tan feyz alan, medet alan, güç ve kuvvet alan bir din ölmeyecek. Bunu gördüm. Sonra dedi, Türkiye'de bugüne kadar bir kilise yapılmadı, on binlerle cami yapılıyor. Bunlar hep neyi gösteriyor biliyor musun kardeşim dedi. Büyük ecdadınız İslam'a öyle bir inanmış, canı ve gönülden inanmış, Muhammed Mustafa'nın ashabı gibi inanmış. Dini yaşatmayı din borcu bilmiş. Dini yaşatmayı, dine hizmeti din borcu bilmiş. Aynen sahabe-i kiram gibi bilmiş. Binaenaleyh şehit olup giderken Allah'ım evladı ahfadımın imanı sana emanet.
çiğnetme demiş. Bu milletin imanı çiğnenmeyecek inşallah dedim. Gel benim garip memleketime bak dedi. Endonezya'yı gösteriyor. İstiklalden sonra Sukarno komünist oldu. Yanlış yollara saptı. İktisaden batırdı gitti. Suharto geldi yerine. Memleketi harap buldu iktisaden. Ekonomik bakımdan perişan buldu. Batı dünyası, başta Amerika, size iktisadi yardımlarda bulunalım dediler. Minnettar oluruz dedi. Ben eski bir devlet adamı olarak, Batı dünyasını da çok iyi bilen insan olarak endişeyle karşılıyordum bu işi. Batı dünyası nasıl yardım eder, bir iktisadi yardım ne şekilde olur diye bekliyordum. Başladı yardımlar dedi. Hastahaneler yapmaya başladılar dedi. Fakat yapılan her hastahanenin yanına kilise yapıyorlar. Bir tane Hristiyanı bulunmayan İslam köylerine dahi hastahane yapılıyor, yanına kilise yapılıyor. Tedavi olan hastaya biz değiliz veren Hazreti İsa veriyor, gel bir haç çıkaralım sana diyorlar dedi. Evet, bu zatın bir de Filistin müftüsü vardı, büyük mücahit Muhammed Emin el-Hüseyin'i. Onunla da çok görüşürdük. O zat gibi Türk milletine sevgisi olan bir insanı zor bulursunuz. O kadar Osmanlı devleti için şöyle derdi. Mazlum devlet. Kadru kıymeti bilinmeyen devlet. Bir babaydı, baba öldü, alemi İslam yetim halde kaldı. Yetimler babayı kaybettiler, babasız kaldı. Kadru kıymeti bilinmeyen Osmanlı derdi. Ya Şık Ali Ulvi, şu sözünü hiç unutmam. İslam her millete yakışmış, Türkiye her herkesten fazla yakışmış. Türklerin namazına hayran oluyorum yahu. Türk'ün namazı hayranlık veriyor bana derdi. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Evet. Hocam çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Ben büyük bir zevkle dinledim. Biliyorum tüm ekip arkadaşlarım öyle. Ekranları başında bizi izleyenler öyle. Allah razı olsun. İnşallah uzun yıllar sizi dinlemek tekrar nasip olur. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler, programın sonuna geldik. Çok güzeldi diyeceğim. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Görüşürüz inşallah.